Vallahi heyheyleri pek üstünde. Deme ya. Ah Okan ah. Ah Okan ah ah. Durduk yere baş ağrısı çıkaran Okan. Ya şuraya bak ya. Biz Civan'ı yola getirelim dedik. O kalktı gittin. Ama Civan'a da iyi oldu ha. Çok da güzel bir gelin aldık. Ama ya öteki? Gerçi ona da öylesi yakışırdı ya. İyi de ben kızın babasına ne diyeceğim? Adam benim arkadaşım yani. Ne diyeceğim onu gördüm sana? Babacığım. Ha. Çomağı hazırla. Babacığım sen şey demiştin ya. Hani ikiniz de usulüne göre evlenince diye. Biz bu akşam kardeşime kız istemeye gidiyoruz. Kız istemenin önce olması sayılmaz değil mi? Önce ben evlendim sonuçta. Bana bak Okan, eğer bir daha şirketi bana verecek misin dersen... ...hepten vermekten vazgeçerim ona göre. Ama baba? Aması babası yok. Bir katakuleye getirip evlenmişsin, şimdi gelmişsin benim karşıma şirket istiyorsun ya. Olacak şey mi? Usulüne uygun evleneceksin. Ondan sonrasını konuşuruz zaten ya. Peki baba. Biz niye girdik ki buraya? Uzuk bakmayacak mıydık? Evet ama öncesinde söz için biraz elbise falan bakarız diye düşündüm. Ne dersin? Hiç gerek yok ki. Var benim elbisen. Canım tabii ki var. Ben yok demedim ki. Ama buradan bir şey aldın mı sen? Ha? Ya şunlara bakar mısın? Hepsi tasarım. Hepsi marka. Uyumlu giyiniriz diye düşündüm. Ne dersin? Alışveriş tüm kadınların turnusol kağıdıdır Şimal Hanım. Ne kadar para gözü olduğunuzu şimdi anlayacağız. Merhabalar Civan Bey, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bu değil. Ay bu hiç değil. Ay. Ana. Babam. Tahsin babam babana hiçbir şey söyleme demişti ya. Ay boş verdim o zaman. Ay. Yanıma da hiç hatapatlı şeyleri almamışım ya. Ama göreyim seni Vildan. İstemeye gidildiğinde elçini gölgede bırakmalısın. Hoş. Gerçi ben çuval giysem bile o çirozdan daha güzel olurum ama. Neyse. Siz hep böyle mi alışveriş yapıyorsunuz? İnsana kendini özel hissettiriyor değil mi? Hadi ama Şimal. Sen bir türlü alışveriş moduna geçemedin. Baksana. Ne kadar güzel parçalar var orada. Ah, bak mesela bu çanta. Çok güzelmiş. Tasarımmış. Bakmak ister misin? Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Bir çantaya bu kadar para verilir mi ya? Yazık. Ya sen ona niye takılıyorsun? Ben hediye alıyorum sana. Bence sen de alma. Yani ya bir şey söyleyeceğim sana. Bir aile bununla kaç ay geçiniyor, senin haberin var mı? E tamam, başka bir şey bakalım o zaman. Mesela şu. Ha? Nasıl? Şuna bak. Bu ne? Efendim sizin için birkaç özel koleksiyon parçası getirdim. Çok şık. Çok güzeller. Eminim sana çok yakışacak. Şimal Hanım, buyursunlar kabine. Ben mi? Buraya senin için geldiğimize göre tabii ki sen. Buyurun. Yok. Gerçi hiç gerek yok, hiç istemiyorum. Teşekkür ederim. Hadi ama. Naz yapma. Daha çok işimiz var. Hadi.
Gerçekten istemiyorum. Hadi ama daha yüzük bakmaya gideceğiz. Hadi. İstemiyorum ama. Ama beni bir dinle. Hadi lütfen. Ama gerçekten. Ama naz yapıyorsun. Ama lütfen bu kadar olmaz. Çok yakışacak. İnanılmaz. Ama gerçekten. Buyurun lütfen. Buyurun. Ama. Teşekkürler. Bir çıkın diye bu kadar para verilir mi? Seni çakal seni. Gören de o kadar yalanı para için söylemediğini düşünür. Çakal. Çakal. Oğlanları evini barkını bulaydı derken şu başımıza gelenleri görüyor musun Meyrem? Hı? Biri gitti, kaçak göçek evlendi geldi. Öbürü ne evdiği belirsiz bir kız buldu. Kocam da tutturmuş gidip isteyeceğiz deyi. Reva mı bu oğlanlar bana? Ne yapacaksın hanımım? Nasiplerinde varmış çocuklar. Hadi Okan gitti, evlendi. Bari civanımın başının yanmasına izin vermeyeydim. Ama nerede Dahsin'in dediği dedik? Anne! Bu nasıl sence kız isteme için? Tam zoytarı gibi olursun bununla. Yani biliyorum aslında biraz sönük kaldı ama... Eltimi bir de elbisemle gölgede bırakmayayım dedim, yazık kıza. Canım bana da çay döksen hazır ayaktayken. Ne diyorsun? Gerçi daha yeni gelinliğimin tadına varamamışken... bir de üstüme elti gelmesine bozulmadım değil ama... ne yapalım, kısmet. Ben de hiç böyle hayal etmemiştim Vildancığım. Hiç böyle hayal etmemiştim ama dediğin gibi kısmet. Anne kız, eltim kimlerden? Ben dün gece çıkaramadım. Çıkaramazsın ki, Antepli değiller. Değiller mi? Ay nereliler peki? Hiç sorma. Artvin. Artvinliler. Ay anne. İşinize karışmak üstüme vazife değil ama... onlar ne bilsinler bizim örflerimizi, adetlerimizi? Hay atana rahmet. Kaç gündür söyleyeyim ama hesaba katan mı var? Ne işimiz olur bizim elin Artvinlisiyle? Haksız mıyım? Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın anneciğim. İsteseniz ben kaynımı Antep'in şanlı kızlarından bulurdum ama... Ben de bulurdum şöyle südüsümü, temiz bir kız ama... sözümüzü dinleyen mi var? Ama sen oğlan anasısın. Gerektiğinde vuracaksın masaya yumruğunu. Dinleteceksin sözünü. Dinleteceğim değil mi? Dinleteceğim. Siz çok dinlediniz de. Ama bizimki başka anneciğim. Ulvi bizimki. Yani nasıl diyeyim? Leyla ile Mecnun gibi. Ferhat ile Şirin gibi. Kavuşmasak olmazdı. Ama Civan abim öyle mi? Hiç aşık gibi bakmıyordu dün. Bakmıyor muydu hakikat? Bir bizim Okan'ımla bakışmalarımıza bak. Bir de Civan abimle o çirozun bakışmalarına. Nasıl olmuş Civan Bey? Muhteşem. Bunu alıyoruz. Peki efendim. Yok, almıyoruz. Alıyoruz. Almıyoruz. Neden? Civan, ben böyle bir şey giyemem ki. Niye giymesin işte? Ya ben buna bir şey olacak diye oturup kalkamam. Ne bileyim yemek falan yemem üstüne dökülecek diye. Bak alırız, boşa para vermiş olursun. İnan ki. Ya sen bunları niye dert ediyorsun ki? Sen dök.
Biz yine yenisini alırız. İstemiyorum diyorum ama ben. İstemiyorum diyorum. Bu kadar pahalı bir şey giymek istemiyorum ben. Ya sen parayı pulu niye dert ediyorsun ya? Ya sen bunlara takılma. Sen iste. Ben sana her şeyi alırım. Baban seni pek bir eli yağda bir eli balda yetiştirmiş. Maşallah pek bir şımarık yetiştirmiş herhalde. Yani bu kadar kolay savuruyor olduğuna göre herhalde çok kolay kazanılıyor sanıyorsun. Ya sen parayı niye dert ediyorsun? Bizim standartlarımızda yaşayacaksın diyorum sana ya. Bizim standartlarımız. Bir elin yağda bir elin balda olacak. Ayrıca her kız böyle elbisesi olsun ister. Allah Allah, her kız böyle elbisesi mi olsun ister? İster tabii. Bana söyle artık, itiraf et, istiyorum da bunu alalım ya, istiyorum da çekim ya, bana söyle istiyorum de ya. Bana bak arkadaşım. Bak bak şuradaki askılara bak. Bak onlara seni asarım, yemin ediyorum gösteririm sana itiraf ettirmek neymiş ya. Allah Allah, istemiyorum diyorum, anlamıyor musun, istemiyorum. Ay. O zaman ben çıkarayım. Ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Aklı sıra kendini düğüne kadar garanti altına almaya çalışıyor. Masum melek numaralarına devam. Yer miyim ben bunu be? Öküz. Öküz, bildiğin süzme öküz. Ya ben istemiyorum diyorum sana. Nesini anlamıyorsun da beni o hanımefendi çizgimden çıkarıyorsun acaba? Ha? Nesini anlamıyorsun? Öküz. Ay yani ben tamam desem. Şu kadar elbiseye dünyanın parasını verecek. Görgüsüz. İşte görgüsüz, işte görgüsüz. Ha bir kere ben kabul etsem. Bak bu elbise beni kabul etmez ki. Benim bu fakir bünyede ne işim var diye feryat eder zavallıcık. Öküz işte. Öküz öküz. Civan Bey. Bunlar Zarif eşinize layık en nadide tasarımlarımız. Hanımefendi hangisini beğendiniz? Şunu. Efendim, bu en nadide parçalarımızdan. Sadece sizde olacak. Hiç kimseyle pişti olma ihtimali bile yok. Hatta bunun kolyesi de var. Bakın. Zarif boynunuza çok yakışacak. Yine aynı kalitede çok nadide bir parçam daha var sizin için. Seneniz bitti. Bence buradan almayalım. Niye? Ne oldu ki? Adamı hiç gözüm tutmadı. Alt tarafı sözsüzlüğü alacağız ya. Adam utanmasın, kaşık çelmesini satacak. Ya olur mu hiç? Kaç kere evleneceğiz ya? Ömrü hayatında bir kere yaşayacağım bir şey bu. En iyisi olmalı. En güzel olmalı. Bak mesela şu. Bak. Aa, güzelliğe bak. Gel bakayım. Bak şöyle. Nasıl? Çok güzel olmadı mı? Beğendin mi? Tek kelimeyle muhteşem. Bir kolye bir kadına bugüne kadar ancak bu denli yakışmış olsun. Hiç sanmıyorum. Civan Bey, gerçekten sizi tebrik ederim. Müstakbel eşiniz çok zevkliymiş. Onun küpe... Pardon, geliyorum. Adam bizi kazıklamaya çalışıyor diyorum sana. Ya şuradan bir söz yüzüğü alıp çıkıp gidelim buradan, yoksa ben bu adamı döveceğim ha. Sakin ol, tamam. Hadi gel. Evet. Biz bunu alıyoruz. Şunu. Efendim bu olmaz. Bu olmaz sizin için. Çok nadide parçalarımız var. Niye olmasın canım? Bırakır mısınız? Efendim bu hayatta olmaz. Yani koskoca saydamların gelinde bu küçücük parça... Yok yok. Hayatta olmaz. Olur olur. Biz bunu beğendik. Olmaz. Olur. Olmaz efendim. Bırakır mısınız? Ben bunu beğendim diyorum. Bunu istiyorum ya. Anladınız mı? Peki efendim.
alsın. Sen de bunları salonda. Tamam. Bahçeye. Öyle oldu mu sence? Ya benim arkadaşıma çok iyisi yakışır be. Hayırdır kuzum, asık suratın? Ay Emine abla da bütün gün bırakmadı ki, bir sorayım nasıldı? Ne bileyim ya. Böyle iyi dedik, düzgün çocuk falan dedik de biraz görgüsüz sanki. Nasıl anlatayım, böyle parayla her şeyi satın alabileceğini düşünüyor. Hayır abi, en pahalı mağazalara götürdüm. Özel üretim takılar gösterdim, bana mısın demedin. Yok şunu da alalım, yok bunu da alalım, yok şu marka, yok şu şöyle. Abi beynimi yedi bütün gün ya. Neymiş efendim, bütün kızlar marka şeyler severmiş. Ama suç onda değil biliyor musun? Suç onun babasında. Babası öğretememiş ki oğluna nasıl para kazanıldığını. Şeytan kulağına kurşun Aslı. Yani düşünebiliyor musun böyle bir şey gerçekten, evlendiğimi? Aa, aman aman. Abi kız resmen ters köşe yaptı. Hayır, derdi para olsa o kadar pahalı kıyafete ve takıya hayır demezdi. Hayır dediği gibi bir de üstüne azar işittim ben. Aslı. Efendim canım. Kızma ama bir şey soracağım ben sana. Şey Kenan... Ay bırak şu şerefsizi artık ya, neyini merak ediyorsun? Ne dedi? Doğru söyle. Boş ver kuzum. Aslı boş verdim zaten. Tamam boş verdim de. Elinde çiçek falan vardı. Niye gelmiş? Pişman. Sen daha bilir misin? Onlar bütün bunları... Tabii. Beni kıskandırmak için yapıyor. Ben onun ciğerini biliyorum, ciğerini. Ciğer var ya, biliyorum ben. Ama dürüst o. Dürüst oğlum, ben kendimi de biliyorum. Ben nasıl böyle bir eşeklik yaptım ya? Sence pişman oldu mu? Bana bak. Alacağım şimdi seni ayağımın altına, ha? Alo! Bu adam seni aldattı, aldattı. Hem de onu babanlarla tanıştıracağın gün evinde başka biriyle bastın. Aklını başına toplar mısın hemen? Hemen diyorum. Haklısın Aslı. Haklısın da. Ya ben düne kadar bu adamla evlilik planları yapıyordum Aslı. Keşke şuramda bir düğüm olsa, bassam da unutuversem Kenan'ı ama yok. Ne yapayım? Meleğim benim. Ama yani... O artık o senin düşündüğün adam değil ki. Unutman lazım onu, başka yolu yok. Keşke o kadar kolay olsaydı Aslı. Ama keşke bunlar yaşanmasaydı demekten kendimi alamıyorum. Keşke bunları yaşamamış olsaydık ve ben şu an Kenan'ı bekliyor olsaydım. Canım benim, güzel kalpli arkadaşım. Ama bak şimdi gerçeklerle yüzleşip ana odaklanmalısın, tamam mı? Sümer kızım. Babacığım. Aslı müsaaden var mı kızım? Tabii. Babacığım iyi misin? Peri kızı gibi olmuşsun. Devam oğlum Civan, devam. Şirketi alana kadar oyuna devam. Hadi, utanmaza bak. Sen dur. Hele şu isteme işi bitsin. Ben sana yarın gösteririm. İstediğin evrakları paşa paşa imzalayacaksın, sonra şeytan görsün yüzünü.
açmıyor bak. Görüyor musun? Açmıyor. Bir soluklan kızım ya. Zaman tanış çocuğa azıcık. Tabii ya. Zaman. Ya ben ona verdiğim süreyi sonlandırırsam? Nazlı, ne geçiyor senin kafandan yine? Ne yapacaksın? Hanım hadi. Giyinmemişsin daha. Dedim sana dersin gelmeyeceğim. Nasıl ya? Ya anneciğim olur mu hiç böyle şey ya? Bırak oğlum, ısrar etme. Bırak. İstemiyorsa gelmesin ya. Okan'ınkinden bir şey anlamadık. Senin mürüvvetini de görmesin ya, bırak. Şimdi iyi diyorsun, hoş diyorsun da babacığım yani... Bu da koskoca Neval Saydam ya. Ya oğluna bir kız isteyememiş mi desinler? Ha? Antep böyle mi konuşsun? Yani dilden dile yayılmaz mı bu laf ya? Ay tamam. Aa. Geleceğim. Az bekleyin. Zaten otur otur evde canım sıkıldı. Az hava alırım. Gözümün işi. Ne kadar da çabuk büyüdün. Ne kadar çabuk okudun. Ne kadar da çabuk evlenmeye karar verdin. Babadan, atadan habersiz söz yüzükleri taktın. Babacığım inan böyle olsun istemezdim. Ya kızım ben hatanın yüzüne vurmak için söylemiyorum bunlar. Şimdi hanım, pırıldım. Görüyorum evlenmek istiyorsun. Ama evlilik öyle hemen verilecek bir karar değil. Yani demem o ki sen bu uşaktan emin misin? Şıma, kızım. Zaman rahmetli anandan son yadigarsın. Olmasın. Ama olur da ileride mutsuz olursan. Rıza verdiğim için en başta ben kendimi affetmem kızım. Babacığım. Senin izin olmadan söz yüzüğü takmam hataydı. Biliyorum. Ama inan ki böyle olaylar benim hiç beklemediğim şekilde gelişti. Şunu bil isterim ki... Son söz kesinlikle senindir. Bunu tüm kalbimle söylüyorum bak. Üstelik bu mesele öyle okumak için buraya geldiğimde senin karşında durmam gibi bir mesele de değil. Dediğin gibi evlilik ciddi bir iş. Ben görmüyorumdur belki ama senin tereddütlerin vardır. Civan damat olarak içine sinmiyordur. Olabilir. Yani dersen ki ben seni o oğlana vermiyorum... Sözünün üstüne söz söylemem. Kesinlikle karşında durmam. Yani hayır dersen... ...senin bir bildiğin vardır. Babam benim. Diyorum ki her şey tek bir lafına bakar. Tek lafınla kapanır tüm mesele. Benim kızım. İşte benim şımarım. Madem ki sen babanı sevginden önde tutarsın. Madem ki benim bir tek sözüme bakar her şey. O zaman... Ben de seni sevdiğine verdim gitti. Kızım benim. Of baba. Of baba ya. Vermem diyecektim işte. Derdim kafam gidecekti mesela. Baba ya. Dahsin. Ha.
Sen baklava işini hallettin mi? Hallettim hanım, hazır. Hepsi hazır arabada. İyi bari. Kasayı aç da ince bir set bakacağım. Sonra kaynana hiçbir şey takmadı demesinler. Hadi sen de Vildan'ı al, çıkacağız birazdan. Tamam babacığım. Vildan müsait misin? Girebilir miyim içeri? Müsait olmasam ne olur koçkum? Helalin değil miyim? Gel hadi gel. Babam hazırsan zaten. Hanım! Nasıl olmuşum? Gözlerin kamaştı değil mi kocacığım? Vallahi ne yalan söyleyeyim, gözlerim öyle bir kamaştı ki sana bakamıyorum şu an. O ne? Şimdi Eltimgiller nazar eder güzelliğime diye takayım da beni kem gözlerden korusun dedim. Aslında sana da bir tane takmak lazım ama. Yok yok, hiç bana takmayalım, bence sen de onu çıkar. Olmaz, çıkarmam. Ömrüm nazara gelmekle geçti benim. Hele şimdi muradıma erdim, göze falan gelemem. Ama hayatım, kardeşimin sözlüsü alınabilir. Bu bana acaba kem gözlü mü diyor diyebilir. Biz ona çık. Sen de hissettin değil mi kocacığım? Neyi? Aramızdaki elektriği. Ceryanlar akıyor gürül gürül aramızda. Yok canım, o kadar da gürül gürül bir şey akmıyor bence. Biliyorum baban yasak koydu diye kendine hakim olmaya çalışıyorsun ama sen de çarpıldın elin elime deyince. Gel aramızdaki yüksek gerilimi bir kadım düşürelim. Bence hiç düşürmeyelim, böyle yüksek kalsın. Düşürelim, düşürelim. Babam kızacak, hadi. Canım kocam ya. Cazibemin kendini kaptırmamak için nasıl kıvranıyor? Ama vuslatımız yakın. Sen hiç korkma. Ben onun da beni sevdiği adım kadar iyi biliyorum ya. Haklı, haklı. Ona da bir şey diyemiyorum da ben şimdi ne yapacağım ya? Seviyorsan git konuş bence abicim. Madem o da seni seviyor, kaçırma kızı. Doğru diyorsun. Ben çak. Çak. Ben şimdi gideceğim. Çıkacağım karşısına. Diyeceğim. Seviyorum diyeceğim. Tabii ya. Gidiyorum ben. Seni seviyorum demeye gidiyorum. Seni diyorum. Nazlı, delirme Allah aşkına. Bak her şey daha da kötü yapacaksın. Beni öyle kolayca başından atamaz Ucuban Efendi. Gideyim evine babasına şu cüzdanı göstereyim de görsün o günü. Bak bunu yaparsan onu sonsuza kadar kaybedersin. Hem Civan seni hayatta affetmez. Affetmezse affetmesin. Babası bu cüzdanı gördükten sonra beni her türlü o eve gelin diye kabul eder. Nazlı delirme, bir sakin ol ne olur. Lütfen çekil önümden. Oturuyorlarmış ay. Geldiler. Efendim hoş geldiniz. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Buyurun. Kızım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş geldin. Hoş geldiniz size. Buyurun. Ay bu nasıl gelin ya? İnsan bir özenir, süslenir. Her erkek senin gibi şanslı değil kocacığım. Kocişkonlu kız isteme keyfi. Maşallah. Daha da nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eviniz de kutu gibiymiş. Nasıl sığışıyorsunuz? Sığışabiliyorsunuz mu? Burası Şimali Aslı'nın öğrenci evi Neval Hanım. Zahmet edip Artvin'e gelebilseydiniz, evimizi de, bağımızı, bahçemizi de görürdünüz ama kısmet işte. Öylesi daha bir makbul olurdu da. Ya elbette oraya da geliriz Dursun Beyciğim. Yani artık bundan sonra akraba olduk sayılır yani. Ay anne, bir içli köfte bile yapmamışlar ya. Ben ne yapayım öyle sofrayı? Tadım kaçtı. Ah kızım o kadar haklısın ki. Bunlar ne cenaze görmüş, ağlamış. Ne düğün görmüş, oynamışlar. Bunların hiçbir şeyden haberleri yok. Sizlere de dün bir hayırlı olsun diyemedik. Hayırlı olsun tekrar. Ay teşekkürler, biz muradımıza erdik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şimal, kahveler ablacığım. Kahvelerinizi nasıl alırsınız efendim? Sade. Çok şekerli. Benimki de çok şekerli olsun canım. Ay, hamil nenem arıyor. Müsaadenizle. Baban İstanbul'da Taylanlara kaçtığını duymuşlar. Niye söyledin aminnene ya? Benden değil, senden öğrenmişler. Aklı yılık. İnternette nikah dairesinden resim paylaşmışsın. Ha evet paylaştım. İyi halt ettim. Kalkmışlar oraya geliyorlarmış. Deme ya. Ne edeceksin şimdi? Tamam aminnene ya, kapat, kapat tamam. Sağ ol. Vallahi şükür işte yani iyiyiz. Ama biliyorsunuz geldik buraya da böyle bir telaşın içine düşüverdik birdenbire. Ama bunlar tatlı telaşlardır be Dursun Bey. Fena mı oldu bak? Ha, tanıdık birbirimizi burada. Tabii gel. Telefonlarımı açma bakalım sen Civan Bey. Bu kapı açılınca görürsün gününü. Geldim, geldim. Aa, buyur kızım. Buyuracağım tabii. En çok ben buyuracağım bu eve. Ama bir dakika. İşte geldik. Tahsin Saydamlı'nın evi burası baba. Bu ırzı kırıklar görecekler günlerini. Yürü. Ya
kızım, evladım. Yoklar diyorum, yoklar. Nerede o civan? Çağırın, çabuk buraya gelsin. Yavrum, yoklar diyorum. Neyini anlamıyorsun? Onlar ayrıca dışarı gittiler. Yalan söylüyorsun. Sen biliyorum ben burada olduğunu. İnmek istemiyor değil mi? Ben bulacağım şimdi onu. Ama çekil. Ay. Yahu kimse yok diyorum. Kim bulacaksın Allah aşkına? Kimse yok diyorum sana. Tahsin Bey. Ya Resulallah ya. Civan çabuk çık ortaya. Tahsin. Tahsin neredesin? Çık çabuk ortaya. Nerede o Tahsin denilen herif? Yoklar. Bak bir daha sormayacağım. O Tahsin denilen herif de Uğur düşmanı oğlunun da nerede olduğunu çabuk de hele. Kız düşmanı oğlum mu? Ne yaptın yine sen Civan? Vallahi bile bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Baba. Ablam internete fotoğraf koymuş. Kimle biliyor musun? O şerefsizle. Konunu da paylaşmış. Bakayım. Ulan şimdi yaktım çırağınızı. Ulan Tahsin, sana da o Uğur düşman oğluna da bu dünyayı dar etmezsem bana da hakim demesinler. Neredelermiş? Öğrenebilir miyim? Sen de kimsin? O Tahsin Bey'in oğlu var ya, beni de kandırdı, beni de oyaladı. Yürü çabuk. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. İşte şimdi yandın sen Civan. Bitti sen Tahsin, bitti. Sen de oğlun da ikiniz de bittiniz. Efendim, kahvelerimizi de içtiğimize göre asıl mevzuya gelebiliriz. Sebebi ziyaretimiz. Pardon. Ziyaretimizin sebebi hepinizce malum olduğuna göre. Ah, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Şimali, oğlum Civan'a istiyoruz. Baba. Valla Tahsin Bey'ciğim şimdi bugüne kadar olanlar malum. Geldik buraya işte kızımızı sözlemiş bulduk. Bunlar bizim hiç örfümüz adetimize uygun şeyler değil yani. Bunlar ya ailecek Oscar'lık oyuncular ya da işin içinde bilmediğim başka bir şeyler var. Şimdi yani biz de ataya babaya sormadan görüşmek, efendime söyleyeyim söz vermek, sözlenmek böyle şeyler hiç uygun değil. Hiç uygun değil bize. O kadar haklısınız ki Dursun Bey. Yani bir baba olarak yenilecek, yutulacak şeyler değil. Yani gururlu bir baba olsanız olarak bu kızı vermeseniz hakkınızdır. Tabii tabii canım, bir kız babası olarak. Ya bir durun, Dursun Bey bir lafını bitirsin bakalım ne diyecek. Şimdi Tahsin Beyciğim biz de gördük ki ama sizin ailenizde örfüne adetlerine çok da bağlı bir aile. Bir yandan da kızımız sizin uşağı da sevmiş. Gönül bu, yapacak bir şey yok. Konmuş bir kere. Ne yapalım biz? Sevenleri ayıralım mı? O zaman verdim kızı gitti. Ay yaşa be Dursun Bey. Dursun Bey'den söz almışken yüzükleri de takalım da bari sözümüzün adını koyalım. Takalım. Ailesinin harbiden haberi yok mu acaba? Hiç de dolandırıcıya benzeyen tipleri yok ama... Hoş seninki de laf. Dolandırıcıya benzeyen dolandırıcı mı olur hiç? Civan. Civan. Efendim baba.
Heyecandan bizim oğlan anlamadı tabii. Kızı aldık. Hayırlı olsun. Aldık da yüzükler. Yüzükleri bekliyoruz. Apalarım. Bu kez var ya, konuşacağım onunla. Çok seviyorum diyeceğim. Aynen böyle söyleyeceğim. Aa, ya. Gerekirse diz çökeceğim önünde. Ayaklarını kapanacağım ve diyeceğim ki köpeğin olayım beni affet. Aynen böyle söyleyeceğim. Aynen. Oğlum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Allah tamamını erdirsin çocuklar. Erdirecek babacığım, erdirecek. O kadar güzel olacak ki. Öpeyim babacığım.